Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Soframıza icabetinizden dolayı her birinize ben çok teşekkür ediyorum. Böyle her cuma sabahı farklı bir mahallemizde, farklı bir camimizde bereket sofrası adı altında buluşmalar yapıyoruz. Böyle çok zengin sofralarda buluşmasak da işte çay, peynir, zeytin, simit şeklinde ikramlarda buluyoruz. Bundan dolayı ben soframızı bereketlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii bu buluşmaların bir amacı da var. Bu amaçlardan bir tanesi hazır vatandaşımızla buluşmuşken, vatandaşımızın bize sormak istediği, iletmek istediği, mahallesiyle ilgili olur, beldesiyle ilgili, İnegöl'ümüzle ilgili olabilir. Bunlara en azından vatandaşımıza ulaşmışken cevap verebilmek istiyoruz. Tabii her zaman burada mutlaka işte muhtarımız olsun, mahalle teşkilatlarımız olsun, her biriyle irtibat halindeyiz zaten. Sağ olsun burada da hizmet binamızda da zaten hizmetimiz noktasında vatandaşlarımız gelip bizlere sorunlu problemini aktarabilir. Ama biz de buraya kadar gelmişken bize de sormak istedikleriniz varsa onlara cevap vermek isterim. Çok kısa, ben iki gün boyunca deprem bölgesindeyim. Özellikle Maraş, Antep ve beraberinde Hatay noktasında. Orada bazı görevlerimiz var devam eden. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde, bir de Hatay'ın Kumlu ilçesinde iki noktada orada yaraları sarmak adına hizmet ediyoruz. İnegöl'ümüzden gelen destekleri orada vatandaşlarımızla buluşturulması noktasında katkı koyduk. Yine belediye çalışanlarımız üzerinden orada arkadaşlarımız işte oradaki şehrin ihtiyaçlarıyla ilgili, belediyecilikle ilgili hizmet etmeye devam ediyorlar. Onlar orada sürekli kalıyorlar. Tabii çok doğal aldık, onu söyleyeyim. İnegöl olarak üzerimizde kalmasın. Hem işte hem selamlarımızı iletin şeklinde hem de inanılmaz yani gerçekten böyle kalpten gönülden dualar alıyoruz. İnegöl olarak ve ülke olarak yani ülkemizin her yerinden insanlar karınca kararınca destek olmaya gayret ediyor. İşte kimisi evindeki bir eşyayı göndermeye çalışırken, kimisi işte cebindekini işte bölüşmeye çalışıyor. Velhasıl yaralar savunmaya çalışıyor. Tabii afetin boyutu çok büyük, onu söyleyeyim. Kilometrelerce büyüklüğünde 250 kilometre bir kere bir fay kırığı var deniliyor. Bir de bunun şiddet olarak etkisini düşündüğümüz zaman yani 10 ilin dışında da aslında sonradan Elazığ dahil edildi 11. il ama çevre civarı illerde de mutlaka zarar gören, az da olsa işte çatlayan binalar olduğunu söyleyebiliriz. Ama Allah'a hamdolsun yani bu işin içerisinde neler gördün derseniz yani canla başla çalışan işte devletimizin görevlileri, canla başla çalışan milletimiz, hani devlet millet el ele yaraları sarmaya çalışıyoruz. Ama mutlaka bunun içerisinde orada dezenformasyon oluşturmaya çalışan, bu işleri manipüle etmeye çalışan ki böylesine acı günde bunları yapmaya çalışan maksatlı insanlar da olabiliyor ama benim gördüğüm kadarıyla milletimiz de buna asla bir şekilde fırsat vermiyor. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin orada desteğini gördük, katkısını gördük. Kiminin doğası, kiminin parası, kiminin eşyası buralara Allah'ın izniyle ulaştı. Onlar da tabii bundan dolayı mutlular.